Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ergün Diler, üst mesaj. Olan bitene anlık gözlükle bakarsak hiçbir şeyi anlama şansımız yok. Olmaz. Kimsenin de olamaz. Büyük güçler büyük hesap yapar. Bunu bilerek yürümemiz gerekir. Osmanlı 3 kıtaya hükmederken lojistikten oradaki halkın psikolojisine kadar her şeyi iğneden iple inceler, öyle düğmeye basardı. Şimdi kabul etsek de etmesek de Amerika Birleşik Devletleri böyle. Adamlar demokrasi götüreceğim diyerek geliyor. Önüne ne varsa katıp gidiyor. Irak yıllardır gündemimizdi. İki harekat gerçekleştirdiler, iki savaş. Sonra Suriye gündeme geldi. Ülke dağıldı. Şimdi çok kişi Amerika Birleşik Devletleri çıktı gitti diyor. İlk andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yere gitmediğini yazıyorum, söylüyorum. Bakın, değil Trump. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşayan bütün başkanları bir araya gelse, güçlerini birleştirse Orta Doğu ile ilgili karar alamazlar. Öyle yetkileri yok. Orta Doğu'dan çekip gitme, kalma gibi kararlar başkanların dışında alınır. Yani ilk işi aktörlük olan eski başkan Reagan'ın dünyaya şekil verdiğini düşünüyorsanız o ayrı. Amerika Birleşik Devletleri için Orta Doğu olmazsa olmazdır. Burada olmadıkları an yıkılırlar. Bunu biliyoruz ama petrolün yönetilmesinde, fiyatının belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri yoksa eriyip gider. Bunun gibi pek çok nedenden dolayı Amerika Birleşik Devletleri Irak'a çekildi. Suriye'de oluşturduğu yapı çok güçlü. Fransa ve Rusya ile bizi YPG nedeniyle karşı karşıya getirmek isteyecekler. Hassas konu olduğu için ince siyaset gerektiren bir iklimdeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk amacı İran. Bu net. Kesinlikle İran motivasyonu dışında hayati önemde gündemleri yok. Şu an için İran konusunu çözüp bütün Kürt nüfusuna hitap etmek istiyorlar. 40 yıldır ama. Bugün değil bu istek. Sadece oyunun kurallarını, yönetenlerini değiştiriyorlar. Kürtler Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki. Asla bırakmayacaklardır. Neyse, devam edelim. İran'a gidelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Pentagon'la ilişkileri kötü oldu mu? Evet, oldu. Görevini bırakmak üzere olan Savunma Bakanı Jim Mattis'le sorunlar yaşadı mı? Evet, yaşadı. Net. Ancak şimdi büyük bir anlaşmanın olduğu da ortaya çıktı. Çünkü Trump, hem Pentagon hem de Pentagon'un en etkili ismi Mattis'le çatışma halinde Irak'taki askeri üssü ziyaret edemezdi. Bunu bildiğimiz zaman taşlar yerine oturuyor. Amerika Birleşik Devletleri eski savunma bakanı Leon Panetta, derin Pentagon'la çatışma yaşadığı zaman biri Irak, diğeri Afganistan olmak üzere iki ziyaretini iptal etmek zorunda kalmıştı. Hatta 2012 yılında Afganistan'da Leon Panetta'yı taşıyan uçağın indiği pistte hızla giren bir araç kendini patlatmıştı. Helmand bölgesinde bulunan İngiliz üssü, Camp Bastion'da yaşanan olay Londra ile Washington arasını aşmıştı. Ancak bu derin Pentagon'un Panetta'ya ciddi bir uyarısıydı. O nedenle Trump'ın Irak'a gitmesi kadar Anbar kentindeki Eynul Esad üssünü seçmesi de önemli. Elbette Suriye için verdiği mesajda dikkatten kaçırmamak gerekir. Eynul Esad üssündeki Amerikan askerlerinin bir özelliği var. Belki de hepsi Meysan ve Kerkük'te görev yaptı. Yani İran sınırını geçmeyen asker yok gibi. İran mesajı da bu. İran istihbaratı olası bir Amerikan askeri saldırısının Eynul Esad üssündeki görevli birimler tarafından yapılacağını biliyor. Şimdi Trump'ın ziyareti gösterdi ki Kuzey Irak artık Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli bir eyaleti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ve Suriye konusunda alacağı tüm kararların merkezinde Irak yer alacak. Net. Ancak Irak nüfusunun önemli bir kısmının Şii olması, Washington için bir risk gibi görünse de birçok aşiret İran'a operasyondan yana. Eğer Pentagon İran'a bir askeri operasyonun startını verirse, Irak içinde büyük bir iç savaş başlar. Çünkü İran da bunun hazırlığını yapıyor. Ancak Bağdat hükümetinin bu konuda Amerika Birleşik Devletleri veya İran'a karşı çıkabilecek gücü yok. Yani Bağdat, İran operasyonuyla birlikte yaşanacakları kabullenmek zorunda.
DAEŞ'in burada Amerikan sisteminin bir parçası olarak Şii milislerle savaşı öngörülüyor. Yani Trump'ın DAEŞ'i yendik sözü çok ciddiye alınmamalı. Senin için çalışan bir terör örgütünü neden yeniyorsun? Eğer yendiysen neden Irak'ta %9, Suriye'de %21 DAEŞ toprağı var? Hala 80 binin üzerinde DAEŞ'ti silahlarıyla bu bölgelerde. Bu ne diye sorarlar. Ayrıca Amerikan savaş uçakları bu bölgeleri neden bombalamadı? Amerikan askerleri neden bu bölgelerdeki DAEŞ'e operasyon yapmadı? Çünkü Amerikan üniformasıyla bölgeyi iyi bilen askerlerin çoğu sakallı olarak o bölgeleri Amerikan sistemine bağladı. Eğer Washington bir ülkeye ceza vermek isterse DAEŞ'i oralarda görürüz. Böyle bir iki ülke var. DAEŞ'in Şii köylerini basması, yakında gerçekleşmesi beklenen İran operasyonunda öngörülende bir rol üstlenmesinin önünü açacaktır. Kendisini Müslüman olarak gösteren DAEŞ yine Müslüman Şiileri öldürüyordu. Ancak Hristiyanlara ve Yahudilere karşı tek bir saldırı bile gerçekleştirmiyordu. Her şeyin bu kadar açık olmasına rağmen Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri DAEŞ'tan korkuyor. Nedeni çok basit. Çünkü DAEŞ Amerikan gizli birlikleriyle donatıldı. Bugün de çok güçlü. Geçmişte Rakka operasyonuna 40 ülke katılırken Türkiye'yi istemeyen Washington şimdi neden bu kararı aldı ve DAEŞ'i Türkiye'ye bıraktı? Türkiye de bu konuyu iyice değerlendirmeli. Bir risk varsa ortadan kaldırmalı. Unutmamak gerekir ki YPG değil, DAEŞ saldırılarıyla güne uyanan bir Türkiye'ye Avrupa'dan destek gelir mi? Ancak Türkiye sınırlarını aşmayan her DAEŞ saldırısı Avrupa'da mutluluk yaratacaktır. Bölgede yeni bir oyun için taşlar yerine oturuyor. Oyunda finali kazanmak çok önemli ki bu ihtimal Amerika'dan yana. Almanya ve Fransa ise bölgeyle ilgili değişen politikaların bedelini ödeyecek. Türkiye her zaman önde ve kazanan olacaktır. Yine de dikkatli olmak her zaman daha fazla artı puan getirir. Son söz, Trump'ın Aynul Esad üstündeki konuşması. Yeni oyunun ilk sözleriydi. Dikkatlice izleyenler Trump'ın ne kadar mutlu olduğunu görecektir. Not: Amerika Birleşik Devletleri bölgeden gitmedi. Gitmez. Derken bir de baktık ki Trump Irak'ta. Gitmeyeceğini söylüyordu. Ergün Diler, Takvim. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.